Kurulduğu günden bu yana üniversitemizin göstermiş olduğu hızlı gelişim ve büyük başarının mimarı olan rektörümüz Profesör Doktor Sayın Süleyman Özdemir'i konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye arz ediyorum. Üniversitemizin çok değerli rektör amcaları, fakültemizin ve fakültelerimizin kıymetli dekanları, dekan amcaları, hastanemizin değerli başhekimi, burada özellikle tıp fakültemizin ve üniversitemizin günün anlamına binaen bugün burada bizlerle birlikte olan çok kıymetli hekimleri, öğretim üyeleri ve bugün burada bizlerle birlikte bulunan değerli konuklar, basınımızdan da değerli temsilciler. Bugün biraz önceki konuşmacılarımızın da ifade ettiği gibi güzel ve anlamlı bir gün. 14 Mart Tıp Bayramı ve biz de üniversite olarak ilk defa bugün bu güzel günü sizlerle birlikte inşallah burada kutlamış olacağız. Evet, biraz önce de belirttiğim gibi üniversitemizin ilkini gerçekleştireceği bu 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerine ve geçtiğimiz yıldan bugüne kadar aramıza katılan öğretim üyelerimizle gerçekleştireceğimiz cübbe giyme törenimize hepinizin katılımınızdan dolayı memnuniyetimizi ifade ediyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Biraz önce değerli başhekimimiz hatırlayamadı, ikinci Mahmut'tu. Dolayısıyla değerli konuklar, 14 Mart kutlamalarının başlangıç tarihi ikinci Mahmut döneminde 14 Mart 1827 yılında Şehzadebaşı'nda eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin kuruluş tarihine kadar uzanmaktadır. Ancak tarih sayfalarındaki belgelere baktığımızda da ilk kutlamanın 1919 yılında istiklal uğruna yapıldığını görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul'un işgal edildiği savaş günlerinde yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencileri tarafından düzenlenen gösteriyle 1919 yılından itibaren okulun açılış tarihi olan 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Değerli misafirler, değerli konuklar, değerli üniversitemizin kıymetli mensupları, üniversitemizin kuruluşu da bugünkü gibi anlamlı bir günde gerçekleşmiş. Kuruluş kararımız bağımsızlığımızın sembolü olan Millet Meclisimizin 92. kuruluş yıl dönümünde 23 Nisan 2015 tarihinde alınmıştır. Yine milli mücadelemizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bağımsızlık ateşini yakmak üzere Samsun'a bandırma vapuru taşımıştır. Şehrimiz ve üniversitemiz bu bağlamda anlamlı sembollere sahiptir. Dolayısıyla yaptığımız tüm kutlamalarımızın aslına baktığımızda bir yerlerinde istiklale olan sevdamızı da görmek mümkündür. Evet, değerli konuklar, hepimizin malum olduğu üzere hayatta sahip olduğumuz en önemli nimet sağlık nimetidir. Sağlığımızı korumamıza ya da kaybettiğimizde yeniden kazanmamıza yardımcı olan sağlık çalışanlarımızın ne kadar kutsal bir meslek icra ettiklerini özellikle 2 yıldır yaşamış olduğumuz sancılı ve zor COVID-19 salgın sürecinde bir kez daha görmüş olduk. Zaten bizden önceki değerli konuşmacılar da bu konuya, özellikle bu kısmına parmak basmış oldular. Hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız küresel COVID-19 pandemi dönemi boyunca mesai mefhumu göstermeden üstün bir görev anlayışı ve fedakarlıkla görevlerini yürütmüşlerdir. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da
bu hizmet kervanında özveri ve inançla meslek onuruna yakışır bir şekilde hizmet üretmeye devam edeceklerine inancım sonsuzdur. Bu vesileyle ben hem şahsım adına hem de kurumum adına ve tabii ki burada bulunan değerli hocalarımızın da adına aynı zamanda tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı arz ediyor. Bugüne kadar hayatını kaybeden tüm sağlık neferlerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum. Evet değerli konuklar, ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi de sağlık hizmetlerindeki kalite ve yüksek standartlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bilinçle genç üniversitemizde tıp fakültesi, sağlık bilimleri enstitüsü, sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu kazandırmış olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Üniversitemizin kuruluşu müteakip göreve başladığım günden hemen sonra hedeflerimizin arasında bir de tıp fakültesi kurma hayali vardı. Dolayısıyla hemen 2016 yılının başlarında çalışmaları geciktirmeden başladık. Bu kapsamda ilk müracaat ettiğim kişilerden bir tanesi de bugün görev yapan, dekanımız olarak görev yapan Nurettin hocamızdı. Özellikle başvuru dosyamızı da yine Nurettin hocamızla birlikte hazırlamıştık. Dolayısıyla gecikmeden başlattık 2016'da. Fakülte kuruluş dosyamızı hazırlayıp YÖK'e sunduk. Daha sonra tabii üniversitemiz yeni olduğu için kuruluş çalışmalarımıza devam ettik. Fakat fakültemizin kuruluş kararını beklerken bu esnada tüm dünyayı etkisi altına alan bir Covid-19 salgını durumuyla da karşı karşıya kaldık. Her sıkıntı bazen de fırsatları yanında getiriyor. Hepimizin bildiği gibi pandeminin ülkemizde yoğun olarak yaşandığı 2020 yılında tıp fakültemizin kuruluş kararının onaylandığı müjdesini aldık. Yani salgın bir yandan gerçekten tüm insanlık için sancılı geçerken ama bir yandan da üniversitemizde tıp fakültesinin kurulmasına da vesile olmuş oldu. Hemen ardından kuruluş kararımız çıkar çıkmaz akademik ilanlarla geçtiğimiz bir yıl içerisinde bugün burada da bir kısmına birlikte inşallah cübbelerini, binişlerini giydireceğimiz ve sayıları da 40'a yaklaşan, yakında 40'ı da geçecek olan hocalarımızı, öğretim elemanlarımızı da aramıza kattık. Hocalarımız bir yıl aşkın bir süredir giderek artan bir sayıda hem fakültemizde hem de hastanemizde bizlere bandırmaya, hizmet vermeye başlamışlardır. Bugüne kadar üniversitemize, fakültemize ve şehrimize katkılarından dolayı her birini ayrı ayrı tebrik ediyor. Aynı zamanda teşekkürlerimi sunuyor ve başarılarını da artarak devamını diliyorum. Değerli misafirler, kıymetli konuklar, üniversitemiz genç bir üniversite olması dolayısıyla fiziki alan ihtiyacı da mevcuttur ve bu ihtiyacı gidermek üzere kampüsümüzün bir kısmı da hepinizin şahit olduğu üzere adeta bir şantiye sahası durumundadır. Öğrencilerimizin ihtiyacı olan pek çok binanın inşaatı hali hazırda devam etmektedir. Tabii ki bunun inşaatlarla ilgili bilgilere bu toplantıda girmeyeceğim. Şunu söylemek istiyorum sadece. Tıp fakültemiz için de fiziki alan ihtiyaçlarımız mevcut tabii ki. Bu ihtiyaçlarımızı gözeterek başlattığımız proje çalışmasının sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Bittiğinde inşallah çok modern ve kullanışlı bir sağlık eğitim yerleşkesi haline gelecek. Hemen hastanenin üst kısmındaki bölge ve böylece güzel bir sağlık kampüsüne de kavuşmuş olacağız. Ayrıca üniversite olarak şehrin artan sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve tıp fakültemizin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan özellikli sağlık hizmetlerine alan açabilmek üzere de bir hastane binasının zaruret haline geldiğini gördük ve üniversite yönetim kurulu olarak da yapılacak 400 veya 600 kapasiteli yatak kapasiteli yeni ve modern bir hastane binası için
mevcut hastanemizin hemen üst kısmındaki 90 dönümlük geniş bir arsayı, geniş bir alanı bu amaçla Sağlık Bakanlığımıza tahsis ettik. Yani bu bilgiyi de özellikle yine buradan sizlerle paylaşmaktan da memnuniyet duyuyorum. İnşallah hastanemizin hemen üstünde yeni ilave hastane binası da çok yakın bir zamanda temelleri atılarak hayata, hizmete başlamış olur. Değerli konuklar, sözlerime son vermeden önce üniversite yönetimi olarak tıp fakültemiz yönetimi ve personeli bu kısa süre içerisinde gerçekleştirdikleri hizmetlerden ve kat ettikleri mesafelerden dolayı da tebrik ediyorum. Memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Biraz önce hocamız ifade etti. Yani gerçekten bu süre içerisinde bir yandan hoca alımımız devam ederken bir yandan da temel taşlarımızı da atıyoruz. Yani dergimiz dahi olmak üzere şu anda epey bir yolda kat etmiş bulunuyoruz. Tabii gönül en kısa zamanda eğitim binalarımızın da tamamlanmasını ve öğrencilerimize de bir an önce kavuşabilmeyi de arzu ediyor. Bu gayretlerinden dolayı biraz önce ifade ettiğim gibi tıp fakültemizin tüm yönetimini ve aynı zamanda da personelini, akademik ve idari personelini sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Bu özel gün vesilesiyle bu alanda eğitim veren üniversitemiz akademisyenleri başta olmak üzere tüm hekimlerimizin, hekim adayı öğrencilerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor. Kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu yarınlar diliyorum. Ve bu arada güzel hazırlıklar da var. Biraz sonra sanırım özellikle bu etkinliklerimiz kapsamında birkaç tane değil mi hocam? Farklı bölümler olacak, gerçekleştirecek. Özellikle bugün bizimle burada olarak bize katkı veren tüm sanatçı arkadaşlarımız başta olmak üzere emeği olan tüm birimlerimize, kurumsal iletişim koordinatörümüze, SKS Daire Başkanlığımıza, Genel Sekreterliğimize, tabii ki reklamcılarımıza, emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi de iletiyorum. İnşallah her yıl güzel 14 Mart'larda bir araya gelmek üzere hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Hoşçakalın.